Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili aday adayı Uğur Ağacı, adaylık sürecinin son haftasındaki çalışmalarında CHP Hatay'ın sevilen isimlerinden İskenderun Belediyesi geçmiş dönem CHP'li meclis üyesi Zeki Aytaş'ı ziyaret etti. Uğur Ağacı'nın ziyareti sırasında kısa sürede bölgede önemli işlere imza atan inşaat mühendisi Aytaç Aytaş'la iç mimar Çağrı Aytaş da hazır bulundu. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette siyasetteki tecrübelerini paylaşan Zeki Aytaş, adaylık sürecinde Uğur Ağacı'ya başarılar diledi ve milletvekili seçilmesi halinde de bölgeye ciddi katkılar sunacağına olan inancını ifade etti. Tabii her şeyin başlığı da değerli insanları tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne sağlaması güzel bir olay. Geçmişte hep bunun şeyini yaşadık, sıkıntısını yaşadık. Vakti zamanında işte biliyorsun ben olsun zihniyeti şu an çıktı gibi. Arslan'a çünkü bu parti hepimizin partisi, Türkiye'nin partisi. Her türlü insanın içinde olması, hizmet etmesi güzel. Burada mı adamın? Birlik beraberlik. Tabii ki birlik beraberlik. Bölgenin kalkınması, yerli yatırımcıların desteklenmesi ve halkın kendi değerlerine sahip çıkması üzerine yapılan sohbette duyduklarını aktaran CHP Hatay Milletvekili aday adayı Uğur Ağacı, bölgedeki ekonomik faaliyetlerinin çok az kısmının yerli yatırımcıların kontrolünde olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Mantık var mı? Hoş bulduk, koşturuyoruz. Yani gerçekten şu bir gerçek, iş dünyası gibi bir siyasi. Değil tabii. Kesinlikle. Ben tabii ki tabii. Diyorum ki o, yani gerçekten iş dünyası zor. Hep diyorum ya... Neyse bana bir su ver ya, tavuk olmasın var mı? Ya bu iş dünyasında insanlar niye yani... Tavuk olmasın. Aday aday olmuyor, şimdi onlar anladı. Şimdi onlar hak vermeye başladı. Ne biliyorum? Ben her gittiğim yerde bir AKP'yi karalamadım. Bir MHP'yi karalamadım, bir HDP'yi karalamadım. Eğer biz bunları karalarsak, bunlara çamur atarsak, biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine mi şey yapacağız, hitap edeceğiz? Bunları da kazanmak lazım. Böyle bir mantık var mı? Yok. Ya vay efendim işte bize koyun dediler. Biz AK Parti dediler. Biz size oynarız. Ya arkadaş. Ben mi dedim sana? Tepedeki adam demişse sen faturayı buna kesin. Tepedekiler birbirlerine yesin. 500-500. CHP eski meclis üyesi Zeki Aytaş da Uğur Ağacı'nın düşüncelerine sonuna kadar katıldığını belirterek, bölgenin kendi dinamiklerini bir araya getirmek, yerli yatırımcıya destek olmak adına her türlü birlik ve beraberlik hareketine destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Geçmişte hep bunun şeyini yaşadık, sıkıntısını yaşadık. Vakti zamanında işte, biliyorsun ben olsun zihniyeti şu an çıktı gibi. Çünkü bu parti hepimizin partisi, Türkiye'nin partisi. Her türlü insanın içinde olması, hizmet etmesi güzel. Burada mı adamın? Birlik beraberlik. Tabii ki birlik beraberlik. O benim için olmaz.